zaten kadına şiddet olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunların önüne nasıl geçebiliriz? Önüne geçmesi için çünkü olmaması lazım böyle şeyler. Çünkü kadın hakları da var. Kadınlara şiddet etmek çok büyük bir yani suçtur. Olmaması lazım. Yani benim görüşüme göre böyle şeyler olmaması lazım. Çünkü karılar çok kibar, çok nazik. Bir de çok yani karılar demek yani başımız tacı demektir. Şimdi önce eğitim alacaksınız. Eğitimden sonra da yasa. Bizi muhakkak yasasız bizim bu Türk milleti hiçbir şey anlamaz. İlla yasa. Adam dövüyor. Bilmem ne denetimden serbest kaldı. Ya böyle bir şey olur mu? Acaba o hakimin gözünün önüne vursan, kendi çocuğuna vursan salar mı onu? Ben yemin içerim salmaz. Salmaz. Denetimden. 40 sefer şeye girmiş, hapishaneye girmiş. Artık o adam mesleğe yedirmiş. Tutuyor onu salıyor. Kardeşim salmayacaksın. Bir fon ayıracaksın, onları eğiteceksin. O fonda toplanan paradan ya aramızda yani 5 lira kessen ne olur mu işimizden? Hiçbir şey olmaz. Son dönemde artan kadına şiddet olayları hakkında ne düşünüyorsunuz ve bunların önüne nasıl geçebiliriz? Bunların önüne geçilmesi için çok ağır cezaların verilmesi gerekiyor. Ya bana göre şahsi fikrim çok caydırıcı kanunların olması gerekiyor. Tabii bu sadece kanunlarla yetmiyor. Caydırıcı önlemler alınması gerekiyor. Özellikle emniyet güçleri. Yani kadına şiddet uygulayanlara çok ciddi cezalar uygulanmalı. Bence bunun en büyük temel sebeplerinden biri eğitim. Yani insanların yeteri kadar bilgili olmadığını düşünüyorum. Ve bu Türkiye'nin neresinde olursa olsun böyle sadece doğu ya da batı diye ayıramam bunu. İnsanlara okullarda doğru şeyler öğretilmiyor. Yani özellikle son dönemlerde... Okullarda öğretilen şeyler gerçek hayatta çoğu zaman karşımıza çıkmayan şeyler. Sadece bizim önümüze her 3-5 yılda bir koyulan sınavlara bizi hazırlıyorlar. Ama hiçbir zaman bir erkek öğrenci ya da bir kız öğrenciye sokakta karşılaştıkları bir durumda ne yapmaları gerektiği öğretilmiyor. Ya da onlara zarar veren bir şey olduğu zaman kendilerini nasıl korumasıları gerektiği öğretilmiyor. Ya ne düşünüyorum? Kesinlikle yani şiddete karşıyım. Kadınları tabii ki korunması tamamen devletin elindedir. Bunun için sistemi komple değiştirmek lazım. Çıkan yasaları uygulamak lazım. Onun dışında da işte eğitim annelere düşüyor. Yine de biz anneler. Biz daha çok erkekler için idam istiyoruz. Ve daha çok kadının ölmemesi için ve şiddetten uzak durması için nasıl söyleyeyim? Kısacası kadınlar melek, kadınlar iyi insanlar. Onları korumamız lazım, onlara iyi davranmamız lazım. Bunun için de böyle şeylerin önüne geçerek, daha çok böyle şeylerin önlem alarak, öyle söyleyeyim, korumamız lazım. Son dönemde artan kadına şiddet olayları hakkında ne düşünüyorsunuz ve sizce toplumsal olarak bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bunun önüne erkekleri eğiterek geçebiliriz. En başta yine bizler, bayanları yetiştireceğiz, bu yetiştiren kişiler olarak. Onları yetiştireceğiz. Onlar bu şekilde. Başka önüne geçemeyiz. Bence yani geçemiyoruz. Bütün yani kadınlar hep sessiz durdukları için böyle oluyor. Ama halbuki konuşsalar yani seslerini çıkarsalar, şikayet falan etseler her şey düzelecek. Ama kadınları tehdit oldukları için onlar da korkuyor. Bence toplumsal olarak bunun önüne geçemeyiz. Yaş şiddetinin her türlüsünü kınıyorum.